Bir Ses, Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Değerli dinleyenler, bugün yine bana Instagram üzerinden hikayesini ulaştıran bir dinleyicimin hikayesini sizinle paylaşacağım. Sizin de hikayeleriniz varsa Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz ve ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım, iyi dinlemeler. Merhaba Hakan Bey, geçenlerde kanalınızı keşfettim. Birkaç videonuzu dinledikten sonra ben de size yazmaya karar verdim. Adım Suat, 44 yaşında, evli, iki çocuk babası bir adamım. Eşim Aynur ise benden 10 yaş küçük. Biz birbirimizi severek falan evlenmedik. Görücü usulüyle evlendik. Evlendiğimizden bu yana eşimi bir kez bile aldatmadım. Zaten ben cinselliğe çok düşkün bir adam değilim. Cinsel hayatımızda öyle senin videolarında anlatıldığı gibi değil. Ne bileyim, içimden çok fazla istek gelmiyor. Eşimin de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyordum. Ta ki o yazışmaları görene kadar. Biz evleneli 10 yıl oldu. Babadan ve çevreden böyle gördüğümüz için çalışan eş seçmedim. Bu yüzden eşim çalışmıyor. Ben ise kamuda işçi olarak çalışıyordum fakat şimdi memur oldum. Bir gün eşim banyodayken telefonuna bir mesaj geldi. Normalde hiç ilgimi çekmez ama ard arda mesajlar gelmeye başlayınca ilgimi çekti. Eşimin telefonunu elime alınca ne göreyim? Facebook'tan bir mesaj var. Yabancı bir erkek eşime yazmış. Baştan anlamadım. Sonra mesajları okumaya başlayınca eşimin bir süredir bu adamla mesajlaştığını anladım. Adam buluşmak için ısrar ediyordu. Ama eşim buluşmak istemiyordu. Bir nevi yazışarak aşk yaşıyorlardı. İlk başta sinirlenir gibi oldum. Ama ilginç bir şekilde mesajlar ilgimi çekmeye başladı. Mesajları okudukça adam çok garip şeyler yazıyordu. Hatta en son mesajında şöyle yazmış. Şimdi seni yatak odanda becerirken o gavat kocanın izlemesini ister misin yazmış. Karım da evet diye eklemiş. Sonra adam hararetli hararetli anlatmaya başlıyor. Seni şöyle yapacağım, kocan şöyle izleyecek. Böyle yapacağım, kocan şöyle izleyecek. En sona gavat kocan kendi eliyle yerine yerleştirecek. Yazınca içim bir garip oldu. İnanılmaz hoşuma gitti. Normalde kızmam gerekiyordu ama inanılmaz hoşuma gitmişti. Hemen banyonun kapısını tıkladım. Eşim ne oldu diye geldi, aç kapıyı dedim. Açarken daha içeri girdik ve deli gibi birlikte oldum. Tabii karım çok şaşırdı. Hayırdır dedi, niye bu azgınlık? Çünkü benden beklenmeyecek bir hareket. Yok bir şey, canım istedi dedim. Ama adamın o yazdıkları beni delirtmişti. Eşime mesajları gördüğümde hiç bahsetmedim. Çünkü başka ne yazacak merak ediyordum. Aradan bir hafta geçti. Ama bir türlü telefonuna bakmak için fırsat bulamadım. Telefonunu versene bakayım desem anlayacak. Ben de anlamasını istemiyorum. Bir hafta sonra evde otururken öğleden sonra kanepede uyuyakaldı. Fırsat bu fırsat diyerek telefonunu aldım ama yok. Bütün yazışmalar silinmiş. Bir tane bile mesaj yoktu. O akşam eşime yatakta yanaşmaya başlamıştım. Tabii o da kıvama geldi. Sonra hadi fantezi kuralım mı dedim. O ne demek, nasıl olacak dedi. Ya geçen televizyonda bir uzman anlatıyordu. 10 yılı geçen evliliklerde hayat monotonlaşır. Bunu aşmak için eşler kendi aralarında fantezi kurabilirlermiş. Bu monoton ilişkiyi harekete geçirip cinsel hayatı renklendirirmiş dedi. Nasıl olacak peki dedi. Ben de senin bir fantezin var mı dedim. Ben öyle şey bilmem dedi. Benden korkuyordu. Adamla mesajlaşırken neler yazıyordu neler. Ama öyle olmaz. Bir fantezi söylemen lazım ki onu hayal edelim dedim. Ben utanırım, söyleyemem dedi. Senin fantezin ne? Sen söyle dedi. Acaba söylesem mi diye düşündüm. Sonra da seninle beraber olurken birilerinin gizlice bizi izlemesi dedim. Baktım heyecanlanacak mı diye. Başka peki dedi. Kim izlesin, kadın mı erkek mi diye sordu. Ben de bir erkek izlerse daha iyi olur dedim. Ben anlatırken karım da bana aşağıda işçilik yapıyordu. Ben anlattıkça koparacak gibi devam ediyordu.
Mesela hiç tanımadığım bir adam bizi izlese, hakaretler etse bana, oradan çok zevk alırım dedim. Karım direkt kafasını kaldırıp gözlerimin içine baktı. Ama kime güvenebiliriz, böyle birini nereden buluruz dedim. Karım hiç sesini çıkartmadı. Sonra bana, iyi de bu fantezi değil mi? Sen bulmuş gibi anlat. Ne fark eder nereden bulacağımız? Sen sanki varmış gibi anlat dedi. Ben de öyle yaptım. İkimiz de kudurduk. İlk başta amacım karımı alıştırmaktı. Ama ben fanteziden fazlasını istiyordum. Bunu gerçekten yaşamak istiyordum. O mesaj sanki hayatımı değiştirdi. Benim içinden sanki başka birini çıkardı. Daha sonraki gecelerde sürekli fantezi kurmaya başladım. Neredeyse fantezi kurmadan yapamıyordum. Ve en sonunda karımı aramıza bir erkek alma konusunda ikna ettim. Fakat karım ısrarla iyi düşün, iyi düşün deyip duruyor. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey yapan varsa yorumlarını dinlemek istiyorum. Bana bu konuda fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Evet değerli dinleyenler, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Yani çok garip bir hikaye. Tabii ben uzun zamandır kanalda gelen itiraflara hiçbir şekilde yargılamıyorum hiç kimseyi. Şöyle yapılır, böyle yapılır diye. Çünkü kimseyi yargılamak benim haddime değil. Ama bununla ilgili birkaç kelam edelim. Şimdi beyefendi, bunu ben çok fazla geliyor bu itiraflar bana. Tabii hepsini yayınlamıyorum. Özellikle ensest hikayeler ve eşini başka bir erkekle görmek isteyen hikayeler çok fazla geliyor. Bunların büyük çoğunluğunu yayınlamıyorum. Hatta gönderenler kızıyor ya niye yayınlamıyorsun diye. Ama şöyle bir şey fark ettim. Sanırım herkes bunları çok duymak istemiyor. Bunları katıl abonelerine özel yayınlamayı düşünüyorum. Çok fazla var elimde birikti. Katıl aboneliği biliyorsunuz YouTube abone olun yanında katıl aboneliği var. Bu ücretli bir abonelik. Aylık belli bir ücret ödüyorsunuz. YouTube'un belirlediği bir ücret fiyatı var. 350 lira gibi. O fiyat üzerinden sanırım katıl abonelerine özel yayınlayacağım. Ama konuya dönecek olursak. Beyefendi bakın aile kuramı önemli bir birlikteliktir. Bunun temelinde de eşlerin birbirine olan sadakati yatar. Yani bir eşinizi başka erkeklerden kıskanmanız veya kadın tarafından başka kadınlardan kocanızı kıskanmanız çok doğal bir şey. Bu duyguyu zedelerseniz ileride pişman olur musunuz, olamaz mısınız onu ben bilmeyeceğim. Bilemem yani daha doğrusu. Benim böyle bir tecrübem olmadı. Tecrübesi olan izleyenlerimiz varsa yorumlar kısmına bu konuda yorum yapabilirler. Efendim yorumlarınızı esirgemeyin ama lütfen saygı çerçevesinin dışına çıkmayalım. Saygısızca yapılan yorumları direkt yorumu yapanı da engelliyorum, yorumu da engelliyorum. Yani bir daha o kişi kanalımıza asla giremiyor. Kendinize çok iyi bakın. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ulaşmakta çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Ben sizleri çok seviyorum. Kocaman bir aile olduk. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.